Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi arka planda çok farklı bir ortamdayız. Yıllar sonra bunu açıklamak ihtiyacı duydum. Satisfaction'ın klibini biz çektik az önceki görüntülerde. Ta 2000 yılında önce çekilen kamera arkası görüntüleriydi. Bugün yanımda çok kıymetli, inanılmaz kıymetli iki tane dostum var. Birisi Cüneyt Korkmaz, diğeri de Burak Şahin. Doğrularını siz yerlerini değiştirin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Tuna Toygun. Hepiniz. 75 yıldır mağaradayım. Mağaradan çıkan. Onu söylemek istiyorum. Bugün nasıl ekibe dahil olduk? Burak bizle nasıl tanıştı? Biz Burak'la nasıl tanıştık? Hepimiz bir araya nasıl geldik? Bunu sonunda açıklama ihtiyacı duydum arkadaki planla birlikte. Çünkü bu arka plan çok önemli. Bununla birlikte anlatmam gerekiyordu. Yıllardır biz bu planı oluşturamadığımız için o yüzden anlatamadık arkadaşlar. Çok fazla soruluyordu. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben YouTube nedir bilmeyen bir adamdım. Müzik dinlemeye girerdim kanka sadece. Evet. Ondan sonra bir gün oyun çeviri ekibinde dublaj falan yapıyorduk. Bir tane kızla tanıştım. İsmini söylemek istemiyorum. Bunun sevgilisi Boruş. Ben bakayım ya. Oldu mu şimdi sikeceğim yayını? Böyle bir şey olur. Çıkıyorum. Gördüğünüz gibi herkes birbirinin kirli donlarını dökmeye ve birbirimizi ittirmeye başladığımız bir video olacak. Arkadaşlar beni o kedi dediğim kara kedi dahil etti. Dahil ettikten sonra ben ne oluyor ne bitiyor vallahi bilmiyorum. Facebook'ta bir tane gruba alındım. Çok ilginç bir gruptu. Grubu seviyorlardı Facebook'ta grup kurmayı. Ben de o gruba dahil olduğum için bugün çok mutluyum. 26 yaşlarındaydım daha o zamanlar. Böyle körpecik, toyum. Nasıl abi, hızlıyım? Yanıma geldi böyle. Nasıl hızlıyım var ya. Duvara tırmanıyorum falan. Makine gibi. Ondan sonra neyse arkadaşlar biz bir şekilde Burak'la işte öyle tanıştık. Yani arkadaş grubu aldı. Bir şekilde bir girdim. Lan bir tane arkadaş var. Böyle uzakta görünüyor. Yaşı 17 daha. Bu kadar bir şey. Aynen. Daha şu. Ama ne küfürler. Yok ya küfür değil ama giydiriyor abi. Sağa sola giydiriyor. Giydirmekte de haklı bu arada onu da söyleyeyim. Nasıl giydiriyor? Ulan bu yayın paneli niye ayarlanmadı? Sokarım lan yapacağınız işe. Geceyim yapacağınız işe. Boyarım hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya falan ilk buradan çıktı. O yüzden çok böyle atraksiyonlu bir grubun içerisine girdim. Ben de daha o zamanlar dediğim gibi hiçbir şey bilmiyorum etmiyorum. 17 yaşında bir profil var böyle. Sağa sola vuruyor giydiriyor. Allah Allah diyorum ya bu kim? Sonradan öğrendim ki YouTube King. Marka değerleri falan var o zaman YouTube'da açıklanıyor. Cem Yılmaz 1, Burak Oyun'da 2, Kanal D 3 falan. Öyle bir sürecin içindeyiz yani. YouTube'un normal çalıştığı zaman. Aynen YouTube'un düzgün çalıştığı zamanlarda arkadaşlar. Kaliteli içeriklerin olduğu zamanlar. Yani. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Ulaş hoşuna gitti bir Ulaş. Ulaş Demir de arkadan şu anda bizim kameramanlığı, kamerayı da tutan o. Oraya kadar düştü artık. Kendisi kameraman. Ya konuk böyle olunca kameramanlığı böyle olunca. Sert vurdu. Yani benim açıkçası bu gruba dahil olmam bu şekilde oldu. İlk girdiğim zamanlarda Osmanlı Soylusu, POGP, işte bizim Canberk falan hep beraber öyle çok yoğun bir grup vardı. Cüneyt sen anlatsana kanka sen soylusu nasıl girdin? Soylusu da ironikmiş ha. Neydi? Hangi Osmanlı şey? Neydi soyadı? Soylusu. Soylusu. Osmanlı Soylusu öyle bir kanaldı. Sen nasıl geldin ya bir anlatsana. Şimdi ben Kerim diyeceğim de Kerim değildi değil mi o? Selim'di galiba. Ben öyle nasıl Kerim aklımda var. Selim'le Cüneyt aldı mikrofonu. Biz konuşuyorduk daha önce. Kankam buraya konuş. Biz Selim'le konuşuyorduk. Lan dur çok olur. Selim'le konuşuyorduk. Oyun oynuyorduk. Bol bol falan. Bir gün dedi ki ya dedi bir arkadaş var dedi. O zaman ben de YouTube'da fazla alakalı değilim. Burak falan dedi bana. 17 yaşında bir çocuk. Dedi ki ya dedi bunlar dedi yayın yapıyorlar falan dedi. Böyle platform var dedi. Senin dedi internetin ultra mükemmel abi falan dedi. Ya dedim konuşayım bir Burak'cığım da falan. Konuştuk. Dedik ki bir yayın yapalım. Test diye. Orada da çok fena bir anım var. Kendisi sonradan Skype'den ben onun teşhirini yapıyorum. Teşhirini? Teşhir ürünü bunlar. Teşhiri evet. Teşhir fiyatlarını değil. İş mi? Sektörünün. İş sektörü kesinlikle. Holding'den. Ha, ilk yayına ilk geldi. Ben sevmedim Burak'ı. Dur ben anlatacağım onu. Benim dilimden anlatacağım onu. Baba ben Kapçuk Ağzı'da arada konuşuyorsun ya. Kapçuk Ağzı. Ben bu arada şu anda duyduklarınızı ilk defa dinliyorum. Cüneyt ilk defa açıklıyor bunu. Sen sus bir saniye. Şimdi Söyle. Söyleyeceksen bir şey söyle. Ona göre. Oğlum şu espri 1000 kere yaptık. Yapacağım hala. Ben yeter hiçbir yani. Şey anlamadım. 6 maraklı kapıları daha koydum. Orçun benim içkiyi koydun mu dolaba? Neyse. Ne anlatıyordum ben? Bilmiyorum yani. Skype'dan beni ifşa ediyorsun. Öyle bir şey değil. Oyun oynuyoruz. Oynadığımız oyun Arma. Arma hiç oynuyoruz. Ulan ne zamanlarda be? Bakın ya söylemem doğru olur mu bilmiyorum da oynuyoruz böyle falan filan. Roleplay var o zamanlar meşhur. Çok uzun süresi şey yaparsınız hızlandırırız vırırırt diye geçersin. Ben biraz daha rahat moderatör konumuna geçeyim. Evet canım. Roleplay oynuyoruz falan. Ne diyorsun? İki öyle? Tane dangözün teki aldı bizi böyle bir yerde falan tutmaya başladı. Cidden sıkıntı böyle sıkıcı olmaya başladı falan. İfritler falan vardı ne para koyuyorduk orada.
Neyse, ondan sonra bir arkadaşımızın kendisinin şahsının internete gitti. Senin bir mi? Anda Skype'tan düştü, devam ediyorum. Bir tane bir anda sen vardın bir de galiba değil mi bugün? Beraberdik aynen. Aynen. Şu kaçırıldığımız gün. Aynen, kaçırıldığımız gün yayından düştü. Tabii biz de üzüldük falan, ah dedik, Burak dedik, hani yayından düştü ne oldu acaba falan diye üzülüyoruz. Meğerse Burak... Bakın burası çok ömelli. Kadınmış lan. Burak yayından düşmemiş. Sıkıldığı için internetini kapatmış. Kapattıktan sonra da bizim Kerim şeye, Selim'e bu arkadaş kim? Hiçbir şey anlamadım ben. Bunu istemiyorum grupta demiş. Gerçekten bölüm yaptın kanka. İnterneti mi kestin? Kanka interneti kestim ama onun Cüneyt'le alakası yok. Ben oyundan mı sıkıldın? Ya şimdi roleplay diye girdik. Roleplay mobplay yok. Bir tane herif var. Devamlı böyle Trabzon'da aksanı yapmaya çalışıyor. Yapamıyor. Evet. Sanmıyor yani. Biz ya de. Şöyle yapıyor. Oy da polis oldum ben. Ya yeter de. Yani sıktı anladım, baydı. Anladım. Ben de bir şeyler oluyor. Bunu ilk defa duyuyorum vallahi bak. Ama Cüneyt. Şimdi Cüneyt'in yapısı... Çok iyi bir insan aslında cidden. Hani özünde iyi bir çocuk. Zaten kötü iyi bir şey geldi. Şimdi başta güzeli söyledik. Şimdi iyi olmasa zaten bizim ekipte olmuyor genelde. Ama çok laf sokar. Oo, felaket sokar. Kombo yapıyor. Yani bir soktun, iki soktun, üç soktun. Yok öyle bir şey. Bir, iki, üç, dört, beş soktun. Ulan yeter lan adamı yani. Felç bir ara sana çok bulaşıyordu hakikaten. Hiç unutmuyor. Lan yeter artık diyordum. Diyordum benden uzak dur lan artık. Çok sokuyor yani. Öyle böyle değil. Ama şey değil. Kötü niyetiyle yapmıyor yani. Ben onu yavşak ondan diyorum hani böyle şeyini yapıyor yani şakasını yapıyor ama çok yapıyor. Ciddi hiçbir şey olmadı yani öyle bir. Öyle ciddi bir şey mi? Yani bir olayımız oldu da ondan sonra af diledi. Lütfen abi Burak abi lütfen tamam falan. Yani, ama o zaman da yine yayında da böyle vuruyor ona vuruyor buna vuruyor falan. Öyle sana vurmuyorum ama. Vuruyordur ama ona buna vuruyordun yine. Tabii canım hiç affetmiyordu yani. Vuracak yer arıyordu. Yayını yani şeyi yeni açıyoruz yayın grubuna. Dedim ulan bu adam bizi mahvedecek yani. Önüne gelin yıkıldı geçirdi dedim bu olmaz. Selim bunu dedim yolla. Sonra ne oldu da geri gitmedin onu da bilmiyorum yani. Tadımı bir kere aldınız. Ondan sonra... Ne oldu harbiden? Gitmedim herhalde. İnatına demek gitmedim. Demek ki vazgeçtim herhalde. Aynen bir şey oldu. Bir yerini açtık belki de. Harbiden ne oldu orada? Buradan Selim varsa eğer bunu söylesin. Kanka yani demek ki vazgeçtim bir şey oldu. Ya da biz seninle muhabbet ettik. He bir Skype falan biz muhabbet ettik. Biz seninle bir konuştuk anlaştık belki. Herhalde öyle bir şey oldu. Demek. Olabilir. Muhtemelen. Yani ilk tanışmanın... Cüneyt ilk tanışıldığında çok zor anlaşmak. Kesinlikle. Çok zor. Hatta bu tanışmadan vurur yani size. Tabii. İlk tanıştığı an af sokar. Ya arkadaş bir merhaba de selamları gibi. Mete ile tanışmayı biliyorsun zaten değil mi? Mete ile bir şey bizde bir Mete gerçeği var zaten hepimiz biliyorsunuzdur. Gezen oyuncu Mete. Buradan ona selam olsun. Bir de yakın zamanda benim Bay Rakipsiz diye bir çok sevdiğim bir YouTube kanalı. Ona Sinan. Da af sokuyor. Onunla tanıştırdım. Daha ilk maçımız bakın arkadaşlar. Cüneyt ilk defa dahil oluyor. Daha bilmiyor bile. YouTuber olduğunu bile bilmiyor. Bay Rakipsiz'in. Sinan'la beraber biz oynuyoruz. İsterse YouTuber olsun isterse kahin olsun. Daha ilk gün arkadaşlar. Tabii Cüneyt durmadı. Boş durmadı. Ama o 3-5. Da çok soktu mu? Ufaktan oldu soktu da sonradan biz barışık Instagram'dan ekledik falan. Sıkıntı yaşamadık yani. Body'ciymiş çünkü yani body falan yapıyormuş. Yapıyor muymuş ya? Yok öyle bir şey. Mümkün oldu yani. Değil. Yine laf soktum sen buraya da bitti bence. Sen bu işten başına bir gün bir şey yapacaksın ama oğlum ya. Hiç ayarı yok ya. Hiç ayarı yok yani. Donmaz kötü yapmış. Patır kütür vuruyor diyorsun. Ya biz neyse, yine alıştığımız için bir şey demiyoruz yani. Yoksa bu öldürülür lan bu. Biz bir de tabii benim Cüneyt'i ilk tanıdığımda Cüneyt inanılmaz esrarengiz bir adamdı arkadaşlar. Sen hiç laf sokmadım ama. Hani o ilk zamanlarda arada, büyük ihtimalle ölmüş olur. Arada yok sana sokuyor. Bana sokmaktan bak. Şimdi arkadaşlar oturmamdan anlamışsınızdır. Ya işin şakası bir yana hakikaten. Ben Cüneyt'i ilk defa tanıştıktan sonra ilk bir araya geldiğimizden sonra 2 sene sonra gördüm arkadaşlar. Ben de öyle i̇lk oldu. Muhabbetimiz başladı. Yılbaşıydı hiç unutmuyorum. Ne tarafa gitmiştik? İstinye Park tarafındaydık herhalde. Yok direkt evine gittik kanka. Ben bunu merdivende gördüm. Oradan atılıyorum ben. Merdivende görünce bu şaşırdı be. Bir AVM'ye gitmiştik gece. Gece AVM kapalı. Bayağı böyle soğuktu. Onda kapanmıştı şeyden dolayı. Yılbaşından dolayı. Onda kapatılmıştı o AVM. Hatta biz AVM'nin içindeyken birazdan AVM kapanacak diye yemekten bizi kaldırmışlardı. Allah yemek yemek dememiz. Planlı geldiniz diye hatırlıyorum ben. Hayır o zaman ben seni ayrı görmüşüm. Tuna ile biz seni ayrı görmüşüz. Dedi. Büyük ihtimalle. Aynen. Çünkü ben ilk gördüğümde evine gittim. Tabii, ben hatta bir gördüm inanamadım. Çünkü şimdi Cüneyt kendini internette hiç göstermiyor. Aynen. Ben diyorum ki ulan herhalde herif 650 kilo falan böyle. Değil mi? Böyle bir... Böyle çünkü tam gamerlar falan. Tam ters çıktı hakikaten. Çubuk gibi geziyor. Yani öyle ya bilgisayar başına böyle zaman geçiyor. Herkes öyle zanneder abi. Yani kesinlikle. Çok oturursan kilo alıyor zaten. Fix. Ama yani. Hiç öyle değil. Yani. Hani bilgisayarda oturanlar bir de sadece bilgisayarda oturmuyor biliyorsunuz. Yemek önüne geliyor, içeceği önüne geliyor. Yani full böyle koltukta yaşayanlar falan var. Hatta günümüzde böyle PUBG olarak öldüm muhabbetleri falan oluyor. İşte bunun onlardan bir tanesiydi yani bilmiyorum. Herhalde. Öyle miydin kanka? Değildim. Öyle değil ya. Bunu kim söylüyorsa bunlar yalan arkadaşlar. Böyle şeye inanmayın. Fikret Orman yeter. Burada Fikret Orman'a da selam olsun.
Arkadaşlar gerçekten anlatılması gereken bir tane konu var. Ben Burak'la Cüneyt'in değinmesini istiyorum. Çünkü benim inanılmaz böyle aklımın almadığı konulardan bir tanesi tatile gitme planıydı. Ha biz üçümüz bir tatile gittik. Gerçekten eğlenceli bir tatil süreci geçirdik. Orada Cüneyt biraz farklı modlardaydı ama. Böyle içeriğine çok değinmeyeceğim. Şimdi benim dışımda Burak'la Cüneyt'in başka bir arkadaşla birlikte tatile gittiği bir süreç var. 2 sene oldu mu kanki? 3 olmuştur. 2 sene çok rahat. Belki de 3 olmuştur. Yani böyle çok çılgın bir süreç. Arabada giderken 170-180'leri gören bir araba. Korkan. Ölüyor 200'de gidiyordu lan 180. Ölüyoruz. Ben arkadaydım zaten sallanıyordum böyle. Karton gibi bir de araba. Ölüyordum. Duyuyordum. Araba öyle biraz şey oluyor sallanıyordu ama 200'de gidiyor harbiden. En ufak yani. Bir şeyde sallanıyor. Rüzgarda sallanıyor araba. Cüneyt diyor ulan ne oluyor uyanıyordun arkadan. Hayır bir de 200 km hızı ulaştıktan sonra belli bir yerden sonra hakikaten bazı arabalar kağıt gibi olur yani. Kanka böyle. Bir de bindiğimiz araba hatchback bir araba küçük hafif. Tabii. Yani o araba zaten 1. rüzgarda. 2 mi neydi ne kadar? Ne bileyim hafif sallanır yani. Çok küçüktü ya. Kesinlikle. Ama gidiyorum nasıl korkuyorum ya 200 ile gidiyor. Bir kemer var yani. 200'e girsen zaten yok. Gitmiş etmeyeceğim. Uyuyorum zaten. Araba uykuda. Bir de bir tane daha kötü bir şey var arkadaşlar. 200'e giden arabanın içerisindeler okey. Ama lütfen bu şekilde kullanma dediklerinde aldıkları cevabı lütfen sizden rica. Bana karışmayın ben böyle söylüyorum. Arabanın motorunu açıyor. Öyle bir şey dedi. Yani böyle bir yolculuk yaptınız. Ya arabada motor açılır da 200'le motor açılmaz. 200'le motor kapanır zaten yani. Çünkü başka motor, bir şey açıyoruz. Araba belki 160 azami süreti 200'le gidiyor. Artık ibre taşıyor yani. Dereceye dönüş bilmiyorum. Hangi yoldaydı bu arada? Nereye gidiyordunuz? İstanbul'dan Antalya'ya gidiyordum. İstanbul Antalya'ya. Bir de şeyde var böyle tepeden iniyorsun yani. Tabii. Otel basıyordu zaten. Limiti aşıyordu orada. Otel ayarlamıştınız değil mi? Otelde falan. Ha otel ayarladık. Otele gitmiştik. Ya bir gittiniz falan. Ya gidiş işte yoldaki hız dışında bir sorunumuz yoktu ilk başlarda. Hiçbir problem yaşamıyordum. Sorun neyse. Otele girdikten sonra başladı. Otele girdikten sonra ilk gün yine bir şey yoktu. Ne olduysa ikinci günden sonra otele gittiğimiz arkadaş bizimle konuşmamaya başladı. Bizimle konuşmuyor, muhabbet etmiyor. Kaçıyor, görünmüyor. Ve hani sabah mesela kalkıyoruz, bakıyoruz adam yok odada. Ulan bu adam nerede acaba? Neyse geziyoruz otelde, adam yok. Adam akşam çıkıyor, geceler çocuklar diye yatıyor. Allah Allah, böyle süreçler. Ya ne oldu? Yok bir şey. Niye konuşmuyorsun, biz mi bir şey dedik? Hı-hı. Yok siz de bir şey demediniz. Benden şüphelendi. Ben dedim ki ulan Cüneyt'e mi laf soktum falan. Kanka diyor vallahi sokmadım. Öyle bir şey yok, hatırlar mı? Kayıtlarda öyle bir şey yok ya. Diyorum oğlum bak sokmuşuzdur. Yok diyor vallahi sokmadım. Allah Allah. Biz işte 5 gün Cüneyt'le 3 kişi gittiğimiz tatile 2 kişi vakit geçirdik. 2 kişi takıldınız falan. Ve adamı gören yok yani. İşin daha enteresan tarafı. Ya düşünebiliyor musunuz ya? Çok ilginç bir alı. Ben bunu konuşmak istedim sizle ya. Böyle bir tatil olabilir mi ya? Bak işin en bomba tarafı. Şimdi tatilin son günü olacak. Hı hı. 1-2 günü falan var. Adam dedi ki ben gideceğim. Ya adamla birlikte planlamışız. Birlikte gideceğiz, birlikte döneceğiz. E nereye gidiyor? Ben gideceğim işte bir işim çıktı da şöyle böyle. Ne yapacağız biz? Artık. Lan oğlum biz ne yapacağız? Sabah en azından bizi al havalimanına götür. Yani biz de erken gidelim, uçağa binelim. Yok ben sabah kalkamam. Allah Allah. İyi dedim sen ne yapıyorsan yap o zaman. Neyse öbür gün, daha doğrusu gece bunu konuşuyoruz. Çünkü gündüz adamla görüşebilen yok, adamı gören gece yok yani. Adamı kim bulacak? Sabah kanka 9 gibi falan kahvaltıya gideceğiz. Cüneyt'le bir baktım giyinmiş kuşanmış kalkamayan adam. Sabah 9'da hadi görüşürüz dedi basit. Ya bunda benim şöyle bir teorim var. Belki hani şimdi yanlış düşünmeyeyim de öyle alabilirim. Bize büyük ihtimal şey dedi bu. Hani sabah hiç bunlar dedi ayağımın altında olmasın. Ben bunlara geç gideceğim değil mi? Sabah bunlar belki gider ben de sonra kafama göre giderim dedi. E biz de gitmeyince sabah pişti olduk. Öyle bir durum. Gitti. O sırada yani 90 yani. Ondan sonra bayağı bir süre yazmadı. Ya da belki öğlene kadar uyuruz falan zannetti. Sabah kaçayım dedi belki. Valla bence çok fazla mantıklı bir açıklaması yok. Çünkü çok uçuk bir durum yani hakikaten. Yani 3 kişi tatile gidiyorsun. 2 kişi takılıyor. 3. nerede belli değil. Ve ne kadar istekli gibi. Falan. İlla gidelim edelim falan üçüncü filan. 3. bir de şey yani. Hiç yok adam ortada. Yani adam bir uzaktan görüyor. Havuzda mesela senden ayrı takılıyor. Seni görüyor falan yapıyor. Bizim çok fazla vallahi çok ilginç bir şey. İnanılmaz teorilerimiz var. Tabii. Anlatamıyoruz tabii. Yani çok ilginç. İyi durumdu. Vallahi, hayatımda böyle bir şey de yaşamadım yani. Bu çok anormal bir durumdu. Allah yaşatmasın ya. Ya işte bu arada şunu söyleyeyim. Artık videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hani nasıl tanıştık? Neler yaşadık? Cüneyt nasıl? Burak nasıl? Burak'tan zaten bahsettim. Hani ona buna giydiriyordu falan zaten. Ama hakikaten yani bundan 5-6 yıl oldu. Burak şu an 23-24 yaşında mı? 23 yaşında. 23 yaşında. O zamanlar 17 yaşında ben tanıdım. Hiç unutmuyorum. Hani ben de o zamanlar 25-26 yaşlarındayım. Bizim de Burak'la çok komik bazı mevzularımız var ki özellikle oyun anlamında. Bazı oyunlarda ya öldüğümüz yerler var hakikaten böyle gülmekten. Ekip olarak da var ama bir sonraki videomda Burak'la beraber
videoda hiç Tuna'yı bahsetmedik. Yani sen kimsin? Çok kızgındır. Aa bir dakika. Ben seni eleştirdim. Bu arada hakikaten güzel bir konuya değindin. Hakikaten ikinizden de benimle ilgili bu yorumları var arkadaşlar. Beni Terminator ilan etmiş durumdalar. Neden? Neden? Abi o olayı da sen anlat. Hangi yani olayı? Hangisini bilmiyorum. Araba var. Arabayı anlat arabayı. Hani maça yani, gelmiştik ya birlikte. Yoldayken oldu. Bir gün arabayla yine maça gidiyoruz falan. Hayır maçı izledik döneceğiz bir yere gidecektik. Ha. Bir yere gidiyoruz. Ha, yoldayken ha, işte ha, yaşadığımız olay. Arabayı ben sürüyorum. Cüneyt arkada, Tuna da yanımda oturuyor. Hatırlıyorum o günü. Şu an gözümün önünde yani. Tuna arkada değil mi? Yok yok ben öndeyim. Ha, sen arkada. Ben tam hatırladım. Sininden dolayı ben bayağı bir şey yaptım çünkü. Yolda giderken bir olay oldu işte araba falan filan. Bu giden arabadan inmeye çalışıyor. Ben de hani şey gidiyoruz ya. Diyorum hani gerek yok falan. Bayağı inecektin, dövecektin ve hani çok sinirlenmene de gerek yok aslında. Ya. Hani ya aslında şey çıkacak dövecek falan. Kalkışta bekliyorum. Önümde bir araba var. Mecburen bekliyorum. Arkadaki adam korna çalıyor. Sonra da bana küfür ediyormuş. Ya biraz ana bacak atarak bir küfür etti. Tuna da görüyor bana ettiği küfür. Aynen. Şimdi ben bakıyorum. Lan diyorum zaten birincisi kornaya basman hata. Çünkü Burak'ın önünde gidecek yani gidemez orada. Arkadan illa git 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 diyor yani. Ondan sonra bir de yandan geçip Burak'ın önünden geçmeye çalışırken filan bir de ana avrat küfür ettiğini ben gördüm arkadaşlar. Ben de film koptu. O zamanlar da yine yeni yeni böyle ya aktifiz aslında. Çok görüşüyoruz falan ama bana bir geldiler. Ondan sonra ben dedim kanka dedim durdur şu arabayı. Ben bu adamı linç edeceğim yani. Bu arada hareket halinde yani. Ya bu arada evet gidiyoruz hani. Bir 20-30 kilometre hızla gidiyoruz falan. Adam da böyle harala gürle küfür ediyor. Allah yani kapıyı açtım en son. Arabayı durdurmuyor çünkü. Kapıyı açtım hani durdursun arabayı diye durdurmadı tabii. Ondan sonra beni sakinleştirdi. Aslında dizine... bir dayak yiyecektik yani güzel bir dayak yiyelim dedik. Olmadı kısmet. Adamı öldürdükten 3 kişi yedim. Gerek yok. Cüneyt kaçardı. Yani öyle bir süreç var. Ondan sonra başka böyle bir anımız var mıydı ya? Ya birkaç böyle bizim kendi içimizde olan, arkadaş ortamında olan söyle bazı mevzulardan dolayı var. Benim bir ani çıkışlarım oluyordu. Çünkü kimsenin arkasından konuşuyor. Sen dobra bir insansın. Patır çabuk gibi. Parlıyorsun sen. Biraz öyle mi? Sen hızlı parlıyorsun. Birini dövecek gibi değilsin de hani sinirleniyorsun. Ya hızlı parlıyor yani. Çabuk parlıyor. Parladığında da bombalıyor yani. Ama şey bu. Laf sokmuyor. Sıçıyor adamın ağzına. Beni yok ya, laf söyleyen değil de lafı fiile geçiren adam gibi. Ben sıçıyorum. Senin ağzına sıçıyorum. Gel yanına. Direkt fiile geçiyorum. Vallahi şu anda benim ekipteki lakabım agresif adam. Agresif. İşte yeri geldi mi onun üzerinden yürüyorlar falan. Ben alıştım ama. Ben kendimi öyle görmememe rağmen artık bir şey demiyorum. Çünkü imkar edemezsiniz. İkisi eğer öyle diyorsa onu kabullenmek zorundasınız. Böyle yani bir ekibiz. Yani Cüneyt diyorsa tamam yani. Çok da ötesine gitmiyor. Aynen. Çünkü laf sokuyor. Mecburen kabul edeceksin insanı. Yani işin kısacası arkadaşlar. Gerçekten uzun süreli bir arkadaşımız var. Kimler geldi, kimler geçti. Kalan ekip şu anda böyle arkada tabii Ulaş var daha. Ulaş daha çok sevdiğimiz kardeşimiz. Ulaş Demir. YouTube kanalına lütfen abone olun. Ulaş sayesinde tanıdığımız yine Orçun var ki Orçun benim adamım oldu son zamanlarda. Amca. Uçuk bir çocuk. İnanılmaz değişik bir çocuk. Böyle çıkıyor yola cebinde 1 lirası yok. Fakir. Elini böyle yapıyor, bir şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Batum'da çıkıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor Trabzon dağlarında. Çok ilginç bir çocuk valla. Orçun'un da kanalını takip etmeyi unutmayın. Kanalı yok. Bu videoyu da herkese çok teşekkür ediyorum. Biraz böyle bizi tanımanız anlamında, detayları bilmeniz anlamında bir video oldu. İzleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki video benim Burak'la birlikte başımıza gelen çok komik şeyler. Sen gidebilirsin kardeşim. Tamam. Biz burada. Hadi görüşürüz. Bu arada 75 yıldır mağaradayım. Nasıl hadi görüşürüz.